çok haşlama yapılarak, yumurtayla ayar tutularak salamura peynir nasıl saklanır? Onu sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar, herkese merhaba. Ankara'dan herkese sevgiler, selamlar. Sevgili izleyicilerim, bugün sizlerle ne paylaşmak istiyorum? Bugün burada benim 15 kilodan fazla peynirim vardı. Köylü peyniri. Sizlere şöyle peynirin güzelliğini gösteriyorum. Burada şu beyaz olanlar keçi peyniri. Şunlar keçi peyniri. Biz bunları Sungurlu'dan bir tanıdıklara yaptırmıştık değerli kardeşlerim. Gayet de yağlı. Bunun kilosunu merak ediyorsanız 120 ile 130 TL'ye almıştım. Ama %30 fire veriyor. Bu böyle katı değildi. Puru değildi. Suluydu. Suyunu ben 3-4 gün bunu iri tuzda beklettim. Şöyle açıklamalarıyla sizlere söylemek istiyorum. 3-4 gün böyle bekledikten sonra taş gibi sertleşti. Bayağı sert. Şöyle gösterelim. Evet, bu beyaz keçi peyniri. Çok yağlı ve çok da lezzetli bir peynir. Ben bunu iri tuzda 3-4 gün beklettikten sonra üzerine kaynar su çektim. Suda çok haşlama yaptım. Kaynar suda bolca beklettim. Bekledikten sonra da daha önce de bir video çekmiştim. Bunu da yine sizlerle çekmek istiyorum. Çünkü geride kalan videoları yeni gelen arkadaşlar izlemiyor. Onun için. Ondan sonra da o suyundan alıp şöyle iyice şu şekilde yapıp elimle böyle sıkıp arasındaki o ekşi sularını çıkartıyorum. Ve şimdi ne yapıyorum? Şimdi salamura koyacağım bunu. Salamura nasıl saklıyorsun diye kendi yaptığım peynirleri çok soran arkadaşlar oldu. Salamura yapmak için sevgili izleyicilerim, burada bir adet yumurtam var. Bunu iyice yıkadım. Sirkeli suda da beklettim. Şimdi yumurtayla ayar tutacağım. Salamura koymak için suyumun ayarını yumurtayla yapacağım. Evet, şimdi ne yapıyorum? Peynirimi şöyle bir kenara alıyorum. Sevgili kardeşlerim, suyunu hazırlayacağım. Burada göz kararı su aldım kabıma biraz. Bidonu dolduracak kadar. Ölçüsü yok çünkü yumurtayla ayar tutacağım için ölçü vermiyorum. Tahminen şöyle tuzunu boşaltıyorum. İri tuz, kaya tuzu sevgili arkadaşlarım. Hatta Çankırı tuzu. Tuzunun erimesi için iyice bir karıştırıyorum. Yumurtayla kontrol ettiğim için tuzunun hepsini birden eklemedim. Şöyle de bir tane cam kavanozum var. Cam kavanoza koyacağım. Şimdi yumurtayı şöyle suya bırakıyorum. Evet, tuzunun az olduğunu anlıyoruz. Çünkü yumurta suyun üzerine çıkmadı. Sevgili kardeşlerim. Şimdi biraz tuz tekrar ekliyorum. Biraz tuz daha ekliyorum. Tuzunun fazla olmasının hiçbir zararı yok. Fazla olduğu zaman peynirimiz bir yılda dursa asla bozulmaz. Hani üzeri yeşil oluyor, barlanıyor. Asla bir şey olmaz peynirimizin tuzu fazla olduğu zaman. Yalnız tüketeceğimiz zaman akşamdan soğuk suya ıslıyoruz. Sabaha kadar soğuk suda kalınca üzerinde erime de olmaz. Geçen gün arkadaşım bir tanesi yorum yapmış. Hani ben böyle kaynatmadan, çok haşlama yapmadan suya ıslattığı zaman, tuzunu aldığı zaman eridi, hamur gibi oldu diyor. Onun için bu kaynatmanın nedeni de o. Kaynar suda bekletmenin sevgili arkadaşlarım. Suya ısladığımız zaman asla erime, yüzünde, üzerinde yumuşama olmaz peynirimizin. Olduğu gibi kalır. Yalnız tuzu da çıkar. Eğer tuzu çıkmamışsa biraz daha fazla bekletebilirsiniz. Evet, şimdi yumurtamızı tekrar kontrol ediyorum. İşte görüyorsunuz. Hala tuzu kararında değil. Yumurtamızın biraz daha suyun üzerine çıkması lazım. Şöyle yakından da gösterelim sizlere. Bakalım. Evet, olmuş demektir arkadaşlar. 50 kuruş kadar çıkmış üzerine.
50 kuruş kadar çıkması lazım. 1 TL'de kadar da çıkabilir. Onun için şimdi peynirimizin ayarı tamam demektir. Peynirimi bidonuma yerleştirdikten sonra suyun üzerine ekleyeceğim. Şöyle yumurtayı size yine gösteriyorum. Evet, şimdi de keçi ile inek peynirini ayırmak istiyorum. Ben bunları tuzlarken karışık tuzlamıştım sevgili kardeşlerim. Ben bu sıralar yağla peynirle uğraşıyorum değerli arkadaşlarım. Sungurlu'ya gidince kışlık bu ürünlerimizi alıyoruz. Onlarla uğraşıyorum. Ondan sonra şimdi menemen yapma çıkar, turşu yapma çıkar. Kadınların işine uğraşıp dursunlar ondan sonra. Evet, inek peynirlerini seçiyorum. Pardon, keçi peynirlerini. Şimdi kavanozuma önce inek peynirlerini yerleştiriyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Rabbim herkesin yaptığı hazırlıkları ağız tadıyla, sağlıkla tüketmek nasip eylesin değerli arkadaşlarım. Ayrı koymamdaki amaç bir bidona sığmazsa ikinci bir bidonu da onun için ayırdım. İnek peyniriyle keçi peynirini sevgili arkadaşlarım. Tabi doldurmazsa yine onları da üzerine ekleyebilirim. Şöyle bidonumu da iyice yerleştirelim, yer tutmasın. Şimdi keçi peynirinin hepsini almadı. Biraz üzerine koydum sevgili arkadaşlarım. Bu şekilde bidonumu yerleştirdim. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi suyu ekliyorum. Şöyle bir kenara alalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Evet, suyunu ekledikten sonra şimdi üzerine bir temiz beyaz bir bez kapatacağım. Ondan sonra kapağını kapatıyorum. Şimdi üzerine beyazca bir bez kapatıyorum. Bu bezin şeyi kapatmamın sebebi arkadaşlar, üzerine yağları birikiyor. Yağ donuyor üzerinde. Dolapta beklettiğim için peyniri. Onun zaman zaman üzerine bu biriken yağlarını alıyorum. Yağ peyniri bozar. Onun için kapatıyorum bu bezi. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek bidonumun kapağını kapatıyorum. Bunu bir kenara alıyorum. Şimdi bu peynirimi Evet, bunun için de şöyle küçük bir kavanoz kullanıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Dediğim gibi bunu 1 sene bu şekilde bekletirseniz asla bozulma, küflenme, yumuşama, tadında bir değişme olmaz. Sevgili arkadaşlarım. Şimdi kalan peynirimi de bu kavanoza yerleştirdikten sonra üzerine aynı onu da bez kapattım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek bidonlarımızın kapağını iyice kapatıyoruz. Ve buzdolabında saklıyoruz. Buzdolabında saklamaya da bilirsiniz. Eğer serin bir yeriniz varsa, normal dolap altında mutfağınız serinse veya başka serin bir yerde de bekletebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Evet değerli kardeşlerim, bugün de sizlerle yumurtayla ayar tutularak salamura peynir nasıl yapılır onu paylaşmak istedim. Umarım videolarımı izler, yorumlarınızı bekliyorum, beğenilerinizi bekliyorum. Yorum yapan arkadaşlar lütfen beğeni atmayı da bırakmayın. Emeklerimiz çöp olmasın. Herkes için aynı şey geçerli.
Videomu burada sonlandırıyorum. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.